Sağ olasın. Ben de vereyim. Estağfurullah Hakim Hanım. Yakışmaz bizim meşrebimize. Benim davetlimsiniz. Siz alın bunu. Ya benim davetlimsiniz. Tamam kalsın. Salih Bey. Biz hakimler kimseden hiçbir şey kabul edemeyiz. Kimse bize bir şey ısmarlayamaz, armağan edemez. Çünkü o kişi bir gün karşımıza sanık olarak çıkabilir. Hakimlik bir itimatsızlık gerektiriyor desenize. İnsanlara şüpheyle yaklaşacaksınız. Güzel davranışlara bile rüşvet sayacaksınız. Herkesin de sizi kullandığını düşüneceksiniz. Öyle mi? Neyse. Hale bak, İstanbul'da yaşıyoruz. Çoktandır böyle bir yere gelip arkadaşlarımla çay içmedim. Arkadaşınız var mı ki sizin? Ne münasebet? Aa, elbette var. Ne bileyim. Öyle pek sohbet edecek, fikirlerini paylaşacak bir mizaca sahip değilsiniz de. Sen beni ne sanıyorsun avukat bey? Hı? Ziyadesiyle ciddi. Çok katı. Çok kuralcı. Kurallara, kaidelere riayet ediyor olmak. Ne zamandan beri katılık oluyor? Paylaşmayı unuttuğunuzdan beri. Ne gibi? Daha açık olabilir misiniz? Ben söyleyeyim. Bir hakim gördüğü davanın seyrini değiştirecek hiçbir fikri kimseyle paylaşmaz. Değil mi Salih Bey? Evet. Evet. Ama siz asla kimseyle paylaşmazsınız. Çünkü kendinizden başka kimseye itimadınız yok. Tam da bu yüzden beşeri ilişkiniz yok sizin. Güvenmeyi bilmediğinizden, kendinizden başka kimseye inanmadığınızdan. Bunların sebebi sadece hakimlik olamaz değil mi? Derdini hala bir kenara bırakmadın değil mi? Tek isteğin benim Nazif Kara davasıyla ilgili ne düşündüğümü öğrenmek. Bunun için beni buraya getirmene gerek yoktu. Sen onun için getirmedin. Hakim Hanım. Niye getirdin o zaman? Adliye gitsek de Nazif Kara'yı konuşacaktık. Adliye buradan yakın. Kendin gelebilirsin.
önce vefat etti. Kimsin ulan sen Salih İpek? Kimsin? Songül. Songül canım. Songül, kapı kilitlemek nereden çıktı? Uzakları aşıyor bütün özlemi. Songül. Benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki uzakları aşıyor bütün özlediklerim. Benden ayrı yaşıyor. Ya işim ya. Müsait misin kızım? Buyur babacığım. Ders mi çalışıyormuş benim kızım bakayım ha? Evet, yarın sınav var da. Al bakalım. Ne babacığım? Bir kaldım ki çözdükçe nereden bildin bunu istediğimi? Babalar bilir. Babalar kızlarının kalbini okur. Bu lafın da kulağına küpe olsun. Canım baba. Ceketimi satar gene okutarım seni. Benim kızım öğretmen çıkacak. Ailemizin tek diplomalısı sen olacaksın. Benim güzel kızım. Çekiyorum. Affedersiniz, çok kısa bekleteceğim. Lütfen bozmayın. Babacığım, beni kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Seni hiç kırar mıyım benim küçük kızım? Babacığım, büyüdüm artık. Tabii tabii büyüdün, kocaman kız oldun. Benim küçük kızım. Çekiyorum. Songül. Songül nereye? Bunları atacağım.
Ayten Hanım. Buyurun. Efendim ben Fevzi Güneş. Nüsa Mecmuası'ndan geliyorum. Sizinle bir makale yapmak istiyorum tabii izninizle. Af buyurun ama ne sebeple? Efendim ben sizi Cumhuriyet Balosu'nda izledim sahnede. Hanımefendi bayıldım. O nasıl bir letafet, zarafet. Hele sedanız çağlayan gibiydi. Siz beni başkasıyla karıştırdınız herhalde beyefendi. Bunlar siz değil misiniz? Yoksa benim gözüm mü bozuk? Hı? Çetin Bey'le görüşeceğim. Yazı işleri geldi. Toplantıya girdiler. Rahatsız etmek istemiyorum. Turgut Akın geldi deyin siz. Biraz bekle. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun. Değil manşet girilen ilan bile bana sorulacak. Arkadaşlar memleket hassas bir dönemden geçiyor. Tek manşetle benim bütün dengemi bozarsınız. Ondan sonra da gazete kağıdına zam. Bilirsiniz. Evet. Var mı başka konuşulacak mevzu? İzni kopartabildin mi Çetin Bey? Nazif Karel'le röportaj yapabiliyor muyum? Tabii tabii. Ölmek üzere olan bir adamın hissiyatı okuyucunun hoşuna gidebilir ama... yani adamın azılı bir katil olduğunun altını çizmeyi de unutma, olur mu? Evet arkadaşlar, ben zaten gazeteye uğrayacağım. Toplantı bitmiştir. Nasılsınız Savcı Bey? Sağ ol Melihciğim, sağ olasın. Hoş geldin Turgut. Gel dışarı geçelim, hava güzel. İstemiyorum beyefendi, başka haber bulun kendinize. Bakın Ayten Hanım, ben önünüzdeki fotoğrafları basacağım ve bu haberi de yazacağım. Basacak haber de kalmadı, yazacak haber de. Karşımda çok gülünç duruma düşüyorsunuz. Onların Arapları var. Bakın beyefendi, siz iyi birine benziyorsunuz. Anladım, işinizi yapıyorsunuz da ben nişanlıyım. Dergide görürlerse tatsızlık olur. Bir insanın kaderiyle oynamak istemezsiniz değil mi? Ayten Hanım, hanımefendi bakın. Emir demiri keser. Geri dönemem. Çok rica edeceğim. Nişanlınız için yapabileceğim hiçbir şey yok. İyi günler. Teşekkür ederim. Evvelki sene Eskişehir'de. İçişlerinin gizli görevdeki adamı. Neydi adı?
Hatırlayamıyorum şimdi. Neyse. Adliyede ne kadar kirli çamaşır varsa hepsini ortaya koydu. Kaç savcı hakim görevinden alındı. Kimse bu adamdan şüphelenmedi. Birkaç ayda sildi süpürdü. O vakit büyük ihtimal Salih İpek de iç işlerinde. Bence şüphe götürmez. Dosyada ince işçilik var. Tüm evraklar. Fotoğrafa varıncaya kadar her şey değiştirilmiş. İşin peşine düşüp fakülteye kadar gitmesem ben bile anlayamazdım. Hayır, kim adliyeye avukat gibi girmeye cesaret edebilir ki? Kim, niye? Olsa olsa yani başka bir ihtimal teşkilat geliyor aklıma ama başsavcı ölür ölmez damladı adam. İşte temkinli olmak lazım. Neticede deşildiğinde ortaya çıkacak olan tek dosya Süleyman'ınki değil. Asıl ders şu ki Süleyman dosyadan başkalarına bahsetti mi? Bahsettiyse kim ne biliyor? Hayır, ben gereken temizliği yaptım ama belli mi olur? Yarın öbür gün bir tahkikat olduğunda tüm arşiv dökülür. Takkeler düşer, keller görünür. Yarın beyefendi geliyor, bir de ona danışalım mevzuyu. Bir araştırsın, soruştursun bakalım Ankara'dan. Ama sen de biraz frene bas. Daha fazla dikkatini çekmeyelim çocuğu. Bu tarz adamlar aşırı tahlil kabiliyetine sahiptir. Bizim gazetede de var bir tane. Ne karşına alıp sorabiliyorsun senin gizli görevin mi var diye, ne kışkışlayabiliyorsun. İşte mesafe koyuyoruz, devam ediyoruz. Alo. Salih Bey'i teşrif etmediler mi henüz? Şimdi geldiler Hakime Hanım. Tamam, derhal odama gelsin. Tamam. Hakime Hanım seni bekliyor. Oo, Salih Bey. Mesai bitmeye ne kadar kaldı? Zahmet etmeseydiniz hiç. Vasıta bulamadım Hakime Hanım. Oradan adliye zannettiğiniz kadar yakın değilmiş. Siz tabii hususi aracınızla geldiğiniz için fark etmemişsinizdir. Buyurun oturun. Siz bilirsiniz. Nazif Kara. Eğer sizin iddia ettiğiniz gibi bu itirafnameyi işkence altında imzaladıysa bunu bize beyan etmesi gerekiyor. Aynen masama yığdığınız emsal davalardaki mağdurların yaptığı gibi. Ya adamı tehdit ettilerse? Lafımı daha bitirmedim Salih Bey. Ayrıca ucunda ip var, ölüm var. Bir insan daha nasıl tehdit edilebilir? Neyle korkutulabilir? Mesela ailene zarar veririz. Sevdiklerine eziyet ederiz diye. Tahayyül kabiliyetinize gerçekten hayranım. Bu benim bile aklıma geldiğine göre hayal olmayabilir Hakime Hanım. Öyle değil mi? Peki. Farz edelim ki siz yine doğru söylüyorsunuz. O zaman kim bu adamlar? Nazif Kara'dan ne istiyorlar? Orasını bilmiyorum. Amenna. O vakit sizinle bir faaliyet paylaşımı yapacağız. Siz bu soruşturmada bu adamlar kim, onu bulmakla mükellefsiniz. Bense merhum başsavcının ölmeden evvel başlattığı soruşturmalarla alakadar olacağım. Umarım bir ipucu yakalayabiliriz. Bana inanıyorsunuz yani. Siz de Nazif Kara'nın masum olduğunu düşünüyor musunuz? Masum diyemem. Ama bu itirafnamede işkence var diyebilirim. Nazif Kara ya da bir başkası her kim öldürdüyse ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Yoksa geceleri başımı yastığa rahat koyamam. İhsa sıra yasağını bozmadan size söyleyeceklerim bunlar Salih Bey.
müsaadenizle. Feride Hanım. Efendim. Bana çay simit borcunuz var. Arada kaynamasın. Size hiçbir borcum yok Salih Bey. İyi günler Hakim Hanım. İyi günler Avukat Bey. Hayrola Salih Bey, yüzünüzde güller açıyor. Umut neymiş onu anımsadım Bahar Hanım. Evet, artık ben mesaiye döneyim. Şu Salih İpek'i de gözetim altına alayım, dikkat çekmeden tabii. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim? Turgut, bu Süleyman'ın dosyasında biz vardık. Kaçakçılık ağı vardı, tamam. Benim size olan yardımlarım da aşikardı. Peki başka? Yani bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani dosyanın içinde, dışında, cinayetle ilgili. Başka bir şeye ne hacet? Karanlık yola sapıp ışık saçamazsın. Ama neyse ki yalnız değilim. Birlikteyiz. Birlikte yanmayacağımıza göre, birlikte güzel günler göreceğiz. Değil mi Çetin Bey? Size kolay gelsin. Kendine geldin mi biraz? Öyle severdim seni, hatırlıyor musun? Ağlıyor bile olsan kederin dağılırdı bir süre sonra. Yüzün gülerdi. Belki şimdi de işe yarar. Ne kadar küçük şeylere ağlıyormuşum abla. Meğer ne dertsiz tasasızmışım. İyi zamanlarmış onlar. Senin yerinde olmak isterdim biliyor musun? Nazif Kara benim öz babam olsun. Onun kanını taşıyayım isterdim. Biliyorum kızıyorsun babama. Ama hiç düşündün mü? Niye böyle bir iftirayı kabul etti? Bizim için Songül. Bizi kendi canından daha çok sevdiği için. Sana öz babamı anlatmadım ben. Benim babam bir sabah çekti gitti. Ta da hiç arayıp sormadı bizi. Benim kendi babam bir evladım var mı diye sormazken... ...senin baban kimse bizim canımızı yakmasın diye kendi hayatından vazgeçiyor. İğrenç bir iftirayı gerçek ediyor. Bunları da düşün olur mu Songül'üm? Canım kardeşim benim. Güzel kardeşim. Feride Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim.
Salih Bey, ne için teşekkür ettiniz siz? Öyle güzel bir insan olduğunuz için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yapmak istediğini söyle bir bana. Murat anlattı. Ecnebi bir fotoğrafında bir adam varmış. Hı. O adamın sihirli bir takvimi varmış. Ben de dedemi kurtarmak için ondan yapacağım. Peki. Beraber yapalım mı? Sahi mi? İyi akşamlar Savcı Bey. Nasılsın Salih? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Atla bırakayım seni. Sağ olun, zahmet etmeyin. Eve gitmiyorum zaten. Atla yahu. Hem yol tek başına çekilmiyor. Hem nerede oturuyorsan ben seni yakında bir yerde atarım. Hem yolda Ahmet Hoca'dan bahsederiz. Eski günleri yad ederiz. Ha? Hadi. Hadi. Nereye atayım seni? Karaköy'den geçiyorsanız orada inerim. Yanımda bu gece ziyadesiyle demlenmek istiyor ama tek başına da olmaz ki. Hadi gel seninle bu gece iki tek atalım. Başka zaman olsa hay hay sayın savcım ama bu akşam işim var maalesef. İşim var dediğin hanım mı var evde yolunu gözleyen? Yok. Yani bir hanım yok. Evli değilim ben. Oo. Sen de bendensin yani. Madem bekarız, biz de bu akşam bekarlığın tadını çıkaralım, değil mi? Hı? Hadi bakalım. Yapma Melih. Baban her geldiğinde evden mi gideceksin? Olmuyor anne. İkimiz aynı eve sığamıyoruz. Yüzünde hep o suçlayıcı bakış, imalı laflar. Kaldıramıyorum. Sus! Bu mevzu kapanmış. Kapanmıyor anne. Babam kapatmıyor. Keşke o gece ben olsaydım. Sus! Pili duyacak şimdi. Anne. Kim neyi duyacak? Sayın savcım ben almayayım. Olmaz, bir kadeh de olsa içeceksin. Bunca hazırlığa yazık. Mis gibi de koktu Meret. Hadi bakalım. Yeni başlayan ahbaplığımıza. Senden önce de çok gelip geçen oldu adliyeden. Belli ki sonra da olacak. Ama sen yamansın. Bence kendini avukat olarak harcama. İplerin hep elinde olsun. Bence sen sınava gir.
Hakim ya da savcı ol. Bakalım. Hayat ne gösterecek? Tabii canım, belli mi olur? Bakarsın, birlikte çalışırız bir gün. Tabii, neden olmasın? Sağ olasın. Mahkeme değil, sakin ol Feride'cim. Ana oğul arasında bir sır. Ayrıca herkes de her şeyi bilmesine gerek yok. Öyle değil mi Melih'ciğim? Tamam. Ben de sormam o zaman. Baba. Babacığım. Babam. Ben iş için birkaç günlüğüne gideceğim. Hemen geri geleceğim, tamam mı? Dedem mi geliyor? Evet balım. Evet. Ama babanın gidişiyle alakası yok. Hadi Melih'ciğim. Sen git işlerini hallet. Hadi görüşürüz. Gel Melih'im. Gel. Melih dur. Bir şey soracağım. Madem yarın geliyor babam, kal bu akşam. Sabah erken geleceği tutar. Karşılaşırız. Gerek yok can sıkmaya. Ne olur sen de kal diye ısrar etme. Gel barıştıralım, aranızı yapalım da deme. Abla, hiç bunlara girmeyelim. Olur mu? Yok, öyle bir şey söylemeyeceğim zaten de. Sen cezaevine gittin. Gördün. Ne olmuş isyanda, anlat bakayım. He. Vallahi Hakime Hanım, durum karışık. Nazif Karay'la röportaj peşine düştüm şimdi. İdamdan önce son sözler. Nasıl başlayayım? Melih, itirafnameyi sen mi verdin? Haberi sen mi sızdırdın? Evet abla, ben verdim. Dosyalarımı mı karıştırdın? Hı? Notlarımı mı okudun? Ne yaptın? Ayıp değil mi? Ben de senin gibi gazeteden okudum desem. İnanmayacaksın değil mi? Bu soruyu bana sorarken bile içinden belli ki hep beni suçlamışsın. Melih. Ablacığım bir dur, sen öyle söyledin diye ben öyle dedim ya. Melih dur bir. Olmam lazım Nurten. O adama engel olmam lazım. O fotoğraflar o dergiye bir basılsın. Mahir saniyesinde sözü atar. Abla bak, dost doğruca anlat her şeyi. Hiçbir şey gizli kalmaz. Başkasından duyacağına senden duysun. Delirdin mi sen Nurten? Mahir asla öğrenmemeli. Bana bak, sen de ağzını sıkı tut. Ben bir yolunu bulup halledeceğim. Mahir de o gece sahneye çıktığımı asla öğrenmeyecek. Öğrenmeyecek. Seni anladım Salih. Ben bayılırım böyle bulmaca çözer gibi ipuçlarını yakalamaya. Sen de öylesin. Nazif karının suçlu olduğuna inanmıyorsun.
Söyle bakalım sence katil kim? Sen buldun bir şeyler. Söyle bana. Sence katil kim? Şimdi size desem ki, evet bir varsayımım var. Ne yaparsınız? Delilin ispatın varsa görevimiz neyse onu yaparız. Ben hakikat aydınlatılsın isterim. Bir kalemde yazdığım iddianamemi bir kalemde silerim. Hazır olun o zaman Savcı Bey. Size iddianamenizi değiştireceğim. Feridiciğim. Bir şey mi dedim? Ne dedim? Duyuldu mu anne o benim söylediğim? Son zamanlarda aklım bir karış havada Feridiciğim. Farkında mısın? Yo. Ben hep aynıyım anne. Aa. Hadi çıtlat bir şeyler, çıtlat çıtlat hadi. Bir emin olayım Savcı Bey. Bir emin olayım. Sözü ilk sizin karşınıza dikileceğim. Çok güzel, anlamlı bir söz vardı. Nereden aklıma geldiyse. İnsanlar göründükleri gibi olmalılar. Eğer değillerse hiç görünmesinler daha iyi. Güzel lafmış Sayın Savcım. Evet, güzel gece. Bırakayım. Yok, zahmet etmeyin, sağ olun. Aslına bakarsan ben de arabayı bırakayım. Alkollüyüz bir kuple. İyi geceler. Sana da. Hayırdır savcım?
Yok, benim değil onlar. Hay Allah. El alemin anahtarını almışız değil mi? İyi o vakit. İyi geceler. Nazif. Nazif. Duyu, sen mi geldin? Ya, yine yatağın altına yatmışsın. Bunu bizim için yaptım. Dedemi kurtarabileceğiz. Bu ne Nazif? Takvim. Bunu ters yazmışsın. Bunlar da geriye doğru gidiyor Nazif. Sen bunu yanlış yapmışsın. Doğru dayı. Bu sihirli takvim. Ha. Murat anlattı bana. Ecnebi bir fotoğrafında varmış. Bir adam hop bugün demiş, hop dündeki güne gidiyormuş. Biz de dedemi kurtarmak için Ayten abla ve senin nişanının olduğu güne gideceğiz. Dedemi saklayacağız, onlara vermeyeceğiz. Keşke olsa. Keşke olsa Nazif ama geçen günleri geri getiremeyiz. Yani geriye dönemeyiz. Olsun. Hem anneannemle annem konuşuyorlardı. Yakında dedemin mahkemesi varmış. Murat'ın doğum günüydü ya. Hı. 3-2-1 diye saydı annesi. Murat mumu üfledi. Songül teyzeme sormuştum. Sonunda iyi şeyler olduğunda geriye doğru sayıyorlarmış. Yazıyor, yazıyor. Sahte vakitin yakalandığı yazıyor. Yazıyor, yazıyor. 5 yıldır 200 davaya girdiği yazıyor. Kaldı 18. Şafak 18. Vallahi balsın tertip. Yerinde olmak vardı. Milyon verseniz satmam oğlum yerimi. Kart atacağım oğlum size, kart. Sen yemişsin 20 ayı. Yedik yedik de babalık. Bu son ay bir geçmek bilmedi. Boğazıma durdu. Geçer. Sana yavaş yavaş geçer. Bana göz açıp kapayıncaya kadar. Sen bir bakmışsın. Şafak güneş doğar tezkere elinde. Ben bir bakmışım. Şafak dar ağacı. Yağlı ilmek boynumda.